stabil anjinayla karşımıza çıkıyor. Ciddi daralmalar, troponin yüksekliğiyle birlikte EKG'de ST elevasyonu ağrısının hem devam eden iskemesini, devam eden infarktüsünü gidermiş. Aort. Kısa ağız görüntümüz diye bakabiliyoruz. Normal sınırlar, aort dahilinde. Üniversite anlamında tıp fakültesi Kudüs'te yer almakta ve oraya giriş çıkışlar sıkıntılı, asker kontrolünden geçiyorsunuz. Orada eğitim almak gerçekten zorludur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nden bir burs kazandığım için o fırsatını değerlendirdim ve Türkiye yolunu tuttum açıkçası. Çok da yani severek ve isteyerek, yani bir Türkiye'nin, yani Filistin halkının Türkiye'ye karşı bir sempatisi vardır. O şekilde yani babam da sık sık geldiği için çok sıcak baktılar ve o şekilde gelmeye karar verdim. İyi ki de geldim. Şimdi Türkiye benim için dış dünyaya bir kapı oluşturuyor benim için. Akademik anlamda gelişmemde çok büyük katkıları oldu. Türkiye gibi bir ülkeden, yani hem biliyoruz özellikle geldiğim yıllarda ekonomik olarak çok ciddi olarak büyüyen bir ülkeydi. Birçok alanda, tıp alanında olsun, ne kadar gelişmekte olduğunu bilmekteyiz. O yüzden böyle bir fırsat çıktığında çok sevinçliydim. Türkiye benim için bir şanstı. O şansı değerlendirdim. Şimdi İsrail'in zulmü ben doğdum doğalı sürekli maalesef yaşadığımız, zaman zaman olayların tırmandığını görüyorsunuz, siz de haberlerden takip ediyorsunuz. Kudüs İsrail'in başkenti falan ilan edildi. Türkiye gibi ülkeler buna karşı çıksa da maalesef istediklerini sessizce devam ettirdiler. Son zamanlarda özellikle Şehircerrah'ta ve Kudüs'te başlanan olaylarla ve Gazze'nin direnişi Filistin davası tekrar ön plana taşıdı. Filistin davası, Filistin meselesi dünyada her zulmün bir sembolik davasıdır. O yüzden çok bir sorumluluk hissediyorum bir Filistinli olarak. Filistin meselesi ancak işte şey yaparak, yani direniş göstererek çözülecektir. Türkiye benim ikinci vatanım olarak görüyorum. Şöyle söyleyeyim, ben 18 yılımı Filistin'de yaşadım. 14-14,5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Sadece rakamlara bakmayın. Karakterimin oluştuğu yıllar aslında. Türkiye'de olduğum yıllar. Bilimsel olarak bana çok şey kattı. Türk halkıyla çok uzun zamanlar geçirdim. Ve gerçekten gelmeden önce de çok seviyordum ama burası benim için ikinci bir ülke gibi görüyorum. Zaten Filistin'e dönmemin bir nedeni de hem kendimi geliştirmek hem de Türkiye'ye bir yani sonuçta burs aldığım için bir vefa borcu olarak görüyorum ve Türk insanlarına bakmak bir boynumun borcu gibi düşünüyorum o şekilde. Filistin'den evet zor durumda çaresiz kalan hastalar, özellikle oradaki imkanların kısıtlarından dolayı yapılamayan operasyonları biz burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oradaki hastalara destek olmaya çalışıyoruz. Kabul ettiğimiz hastalar oluyor. Onlar da zaten Türkiye gibi bir ülkeye, yani tıp anlamında ciddi gelişmeler gösteren bir ülkede tedavi olmaktan çok mutlu oluyorlar ve genellikle gelen hastalar memnun ayrılıyor burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.